Merhaba arkadaşlar. İkinci kesir ve sayı problemleriyle sizlerle beraberiz. Hangi sayının 2 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü 12'dir diyor. Sayımıza x diyelim arkadaşlar. Önce 2 bölü 3'ünü almak demek 2 bölü 3 ile çarpmak demek. Ondan sonra diyor zaten 1 bölü 4'ü ile yine çarpacağız. Kaça eşitmiş? 12'ye. Buradan 2x bölü 12 eşittir 12. Burada sadeleştirme yaparsak 6. X kaç gelir? 72 gelir arkadaşlar. Cevap D şıkkı. İkinci sorumuza geçelim. Bir sayının 2 bölü 5'inin 1 bölü 4'ünün 17 fazlası. X sayısı diyelim. 2 bölü 5'i ne alıyoruz? Bir daha ondan sonra 1 bölü 4'ünü alıyoruz. Diyor ki 17 fazlası. Bu sayının 3 katının 12 eksiğine eşitlik kuracağız. 3 katının kaç eksiği? 12 eksiği. Burayı sadeleştirme yaparsak ne gelir buradan arkadaşlar? X bölü 10 eşittir. 17'yi de karşıya atalım. 3x eksi 29. Şimdi içler dışlar yaparsak arkadaşlar x eşittir. 30x eksi 290 buluruz. 30x'i bu tarafa atarsak eksi 29x eşittir 290. X buradan eksi 290. X buradan 10 olarak bulunur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Bu kesir problemlerinde arkadaşlar direkt sayılar kullandığımız asıl problemler bunlar değil yani. İlerleyen sorularda daha çok problem önümüze çıkacak. Bir sınıfta 4, 5 ve 6 notlarından en az birini almış olan 7 öğrenci bulunmaktadır. Sınıfın ortalaması 34 bölü 7 olduğuna göre bu sınıfta notu 5 olan en çok kaç öğrenci olabilir diyor. Şimdi 4 alana x diyelim. 5 alana y. 6 alana z diyelim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Toplamları neymiş? 4x artı 5y artı 6z bölü ortalama dediği için toplam sayıya böleceğiz. Kaça eşitmiş? 34 bölü 7'ye. Bundan sonrasını nasıl yapacağız arkadaşlar? 7'ler sadeleşir. 4x artı 5y artı 6z kaçmış? 34'müş. Şimdi en fazla dediği için 5 alanı diğerlerine 1 1 verirsek bakalım kaç gelir. Buna 1 verelim. 4 alana z 6 alanında 1 verelim. Ne gelir? 4 buradan 6 buradan 10. 5y eşittir 34. Y kaç? 24. Y yakın ne gelir? 4 virgül bir şey gelir. Olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü tam sayı gelmesi lazım. Kişi sayısı olduğu için. Buna 2 verelim. Z1 olsun. Çarptığımız zaman ne oldu? 8 artı. Biraz kaydıralım. Pardon. 8 artı 5y artı buna tek yine 1 eşittir 34 olur. 5y eşittir 34. Burada 14 var. 20 olur. Y'yi kaç bulmuş oluyoruz arkadaşlar? 4. En fazla sayımız kaç olur? 4. Yani C şıkkı olarak bulunur. Bir ipin 1 bölü 7'si kesilince orta noktası 8 santim kayıyor. Bu ipi kesildikten sonraki uzunluğu kaç santimdir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu soruda ilk olarak biz ne alalım? 4 santimlik bir ip alalım arkadaşlar. Burada bunu anlatırken sadece bir bilgi olarak hatırlatıyorum. 4 santim, 2 santim burası olur, 2 santim burası. Biz bundan 2 santim kesersek. 2 santim kestiğimiz burayı kestik attık. Orta noktası ne olur arkadaşlar? 1 santim bura, 1 santim bura. Ne olmuş oluyor? 1 santim kaymış oluyor arkadaşlar. Biz ne anlayacağız? Kesilen parçanın yarısı kadar orta nokta kaymış olur. Orta noktası kaç santim kayıyormuş burada? 8 santim. 8 santim kayıyorsa ne diyeceğiz? 8 çarpı 2, 16 santim kesilmiş. 1 bölü 7'si neymiş? 16'ymış. 16'yı çarpı 7 dersek ipin neyin tamamını bulmuş oluruz. Ne yapar?
112 olarak buluruz. 112 var şıklarda. Bu ne? İpin tamamının boyu. Bizden ne istiyor? Kesildikten sonraki boyu. 16 kesti. 112'den 16 çıkartırsak arkadaşlar 96 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Bu da ilk videomuzda olan klasik sorulardan bir tanesi. Değeri 4 bölü 7 olan kesrin payından 5, paydasından 11 çıkarılınca değeri 1 oluyormuş. Kesrin payını soruyor bize. Değeri 4x bölü 7x'miş. Payından 5 çıkartıyoruz. Paydasından ise 11. Bunun değeri kaç oluyormuş? 1 oluyormuş. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4x eksi 5 eşittir 7x eksi 11. 4x'i bu tarafa alalım. 11'i bu tarafa. 6 eşittir 3x. X'i kaç buluyoruz? 2 buluyoruz. Bizden ne istiyor? Payını istiyor. Neydi başlangıçtaki değerimiz? 4x'ti. 4 çarpı 2'den 8 olarak cevabımızı buluruz arkadaşlar. 6. soru. Bir sepette bulunan elmaların sayısı armutların sayısının 3 bölü 4 katıdır. Elma eşittir armutun sayısının 3 bölü 4 katı. Buradan içler dışlar yaparsak 4 elma eşittir 3 tane armut. Elmaya ne diyelim o zaman? Elmaya 3K, armuta 4K diyebiliriz arkadaşlar. Sepetten 4 tane elma, 4 tane armut alındığında kalan elmaların sayısı armutların sayısına. 3K'dan 4 çıkardık. Bölü armuttan da 4 çıkardık. Oran kaçmış? 2 bölü 3'müş arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaparsak 9K eksi 12 eşittir. 8K eksi 8. K'yı 8K'yı bu tarafa alırsak K eşittir. 12'yi de bu tarafa 4. K'yı 4 bulduk. Ne istiyor? Başlangıçta sepette kaç tane elma olduğunu istiyor. Elma kaçtı zaten? 3K'ydı. 3 çarpı 4'ten cevabımızı kaç buluruz? 12 olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Yedinci soru. Bir şişedeki sütün ağırlığı şişenin ağırlığının 15 katıdır. Süt, şişe. Şişedeki sütün ağırlığı şişenin ağırlığının 15 katı. Buna x dersek bu neymiş? 15x. Şişedeki sütün yarısı kullanıldığında kalan süt ile şişenin ağırlığı bu kaça düşüyor yarısı kullanılırsa? 7,5x kullanılır. 7,5x kalır. Ağırlığı kaç oluyormuş? 7,5 artı x kalmış oluyor ağırlık arkadaşlar. Artı x eşittir 850'ymiş. Buradan 8,5x eşittir 850. X'i kaç bulmuş olduk? 100 gram buluruz. Başlangıçta şişedeki süt miktarı. Başlangıçta kaç vardı zaten? 15x. 15 çarpı 100'den 1500 olarak cevabımızı buluruz arkadaşlar. Cevabımız değişik. 8. soru. Bir kovada bulunan suyun 5 bölü 7'si kullanılınca kovanın 7 bölü 9'u boş kalıyor. Buna göre ilk durumda kovada bulunan su ne kadardır diye soruyor arkadaşlar. İlk olarak kovamıza bu kadarı boş kaldığı için biz ne diyelim? Tersten gidelim soruda. Boş kalıyorsa kovanın tamamı 9K hacminde olsun arkadaşlar. Bu kadarı boş kalıyorsa neyi? 2K'sı 5 bölü 7'si kullanıldığı zaman 2K'sı dolu olmuş olur. Çünkü 7K'sı boşsa 2K'sı doludur. 5 bölü 7'si kullanılınca diyor arkadaşlar. Şimdi 5 bölü 7'si kullanılınca geriye ne kalır? 2 bölü 7'si kalmış olur. 2 bölü 7'si neymiş? 2K'ymış. 7K yani 7'si yani 7 bölü 7'si
A olur. 2 7'ler sadeleşir. 2 de 2 kaysa 7 de ne olur? 7K olur arkadaşlar. Başlangıçta ne kadar dolu olmuş olur? Başlangıçta 7K doluysa tamamı da 9K ise sadeleşir. 7 bölü 9 olarak bulunur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Bir öğrenci yurdundaki yatakhaneler 4 ve 7 kişiliktir. Toplam 40 yatakhanenin bulunduğu yurtta 181 öğrenci kalabilmektedir. 4 kişilik kaç tane vardır? 4 kişiliği sorduğuna göre 4'e x diyelim arkadaşlar. 7 kişiliğe ise ne kalır geri? 40 tane ise hepsi 40 eksi x kalır. Bunun 4 çarpı x dersek 4 kişilik yatakta kalanların öğrenci sayısını bulmuş oluruz. Artı burada ise ne diyeceğiz? 7 çarpı 40 eksi x. Buradan ne bulmuş oluyoruz? Toplam öğrenci sayısını kaçmış? 181. 4x eksi burada içine dağıtacağız arkadaşlar. 4x eksi artı 280 eksi 7x kaçmış? 181'miş. Buradan ne kaldı? Eksi 3x kaldı. Eşittir. 280'i karşıya attığımız zaman 181 eksi 280 kalır. Burası kaç olur arkadaşlar? Eksi 99. X buradan kaç gelir? 33. Yani cevabımız değişik. Yani 4 kişilik 33 tane yatakhane varmış. Bir tüccar elindeki peynirin 2 bölü 5'ini haftada 14 teneke satarak, kalanları haftada 12 teneke satarak toplam 11 haftada bitiriyor. Tüccarın başlangıçta kaç teneke peyniri vardır? Başlangıçtaki peynirine 5x diyelim arkadaşlar. Başlangıç. Şimdi bunu ne yapacağız? 2x var. Bir de 2 bölü 5 ise 3x. Bunu kaç teneke? 14 teneke satıyor. Bundan ise 12 teneke satıyor haftada. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Elimizdeki malı haftada sattığımız sayıya bölersek kaç haftada sattığımızı buluruz. 2x bölü 14 deriz buradan. Artı. Burada ise 3x bölü 12 dersek toplam hafta sayısına eşit olması lazım. Çünkü toplam sayımız kaç? 3x. Haftada kaç satıyor? 12. Buradan oranlarsak böyle gelir arkadaşlar. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. 1'e 7. Burası 4. Bunu 4 ile bunu 7 ile genişletirsek 11x bölü 28 eşittir ne olur? 11 olur. İse 11'ler sadeleşir. X ne gelmiş olur arkadaşlar? 28. 28 neydi? X'ti. Bizim başlangıçta kaç tenekemiz vardı? 28, 5x vardı. X çarpı 28'den 140 teneke olarak cevabımızı buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkı. Bir yay önce boyunun 8 bölü 5'i kadar uzatılıyor. Daha sonra yay uzamış boyunun 1 bölü 5'i kısalarak boyu ne kadar oluyormuş? 208 olduğuna göre başlangıçtaki boyunun kaç metre olduğunu soruyor. Başlangıçtaki boyuna ne diyelim arkadaşlar? 5x diyelim. 8 bölü 5'i kadar uzatılıyor. İlk önce boyunun 8 bölü 5'i kadar uzatılıyor arkadaşlar. 5x çarpı 8 bölü 5 ne oldu? 8x oldu. Daha sonra uzamış boyunun 1 bölü 5'i kadar kısaltılıyor. Bu kadar uzatıldığına göre başlangıçta kaçtı? 5x'ti. Artı 8x boyu ne olmuş oldu arkadaşlar? 13x. Çarpı 1 bölü 5 dersek 13 bölü 5x kısaltılıyor. Yani 13x'ten 13 bölü 5x'i çıkartırsak kaç buluyormuşuz? 208. Çarpmayı yaparsak da 65, 13 çıkarttığımız zaman 52x bölü 5 kalır arkadaşlar. Buradan 208. Sadeleştirirsek 52 208'e 4 kalır. X'i 20 olarak buluruz. Bizden ne istiyor? Başlangıçtaki boyunu istiyor. Başlangıçtaki boyu kaçtı? 5x'ti. Gelip yerine yazarsak 5 çarpı 20 100 buluruz.
Ama 100 nedir? Santimdir. Bizden sonuç ne istiyor? Metre istiyor. Yani 1 metredir. 1000 ipin birinci ucundan 16 santim kesiliyor. İkinci ucundan kaç santim kesilirse ipin orta noktası ilk duruma göre ikinci ucuna doğru 3 santim kaymış olur. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Biz buradan kestiğimiz zaman ne yapıyor? Bu tarafa doğru kaymış oluyor orta nokta. Biz buradan kestiğimizde ise bu tarafa doğru kaymış olur. Bize ne diyor? Biz buradan 16 santim kestik. Buradan ise x kesmiş olduk. 16 santim kestiğimiz zaman ne yapacak? Önceki sorularda demiştik orta nokta yarısı kadar kayacak. 8 santim bu tarafa doğru kaymış olacak. Peki bizden ne istiyor? 3 santim kaymasını istiyor. 8 santim bu tarafa kaydı. 5 daha bu tarafa kayacak ki 3 santim bu tarafa kaymış olsun. Bu tarafa doğru 5 kayması için ne yapacağız? 5 ise kesirlerinin yarısı kadar kayardı. 10 santim buradan kesmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Cevabımız C şık. İşlem yapmadık. Sadece mantıksal olarak yaklaşarak çözümünü bulmuş olduk arkadaşlar. A tane kitap. A tane kitap, B tane kutuya dörder dörder konulduğunda C kitap. Beşer beşer konulduğunda C kitap kutu artıyor. Buna göre hangi eşitlik doğrudur? Kitap sayımız neymiş zaten? A'ymış arkadaşlar. Dörder dörder koyulduğu zaman bizim kutu sayım B kutuya. A neymiş? A kitap sayısı. Kitap sayısı hiçbir şekilde değişir mi? Değişmez arkadaşlar. B tane kutuya koyuluyor. A eşittir diyeceğiz. Kutu sayısıyla kaç tane koyulduğunu çarparsak toplam kitabı buluruz. Ama artı C. C tane artıyor. Beşer beşer konulduğunda ise 5 tane kutu artıyor. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? A eşittir. Kaç tane pardon burası B arkadaşlar. Kaç tane kutu kullanılmış oluyor? 5 tane beşerli koyduğumuzda. B kutumuz vardı ama C tanesini kullanmadık. Buradan ne gelir? A eşittir 5B eksi 5C. Burada ne vardı? 4B artı C vardı arkadaşlar. Burada nasıl bir eşitlik sağlayabiliriz? Biz bunları çıkartırsak bakalım ne gelir arkadaşlar. Şıklardan bir tanesi gelir mi? Çıkarttığımız zaman 0 gelir. Bundan bu çıktığı zaman eksi b. Burası eksi olunca artı olur. Artı 9c. 9c'yi karşıya atarsak b'ye atalım eksi o. B eşittir 9c. Bakalım şıklarımız da var mı? A şıkkında varmış arkadaşlar. Cevabımız A. Bu çok orijinal bir soruydu arkadaşlar. Yani şimdi normalde bunları bize sayı olarak verdiği için matematikte sayıyı kullanınca daha rahat sonuca ulaşabiliyoruz. Ama ÖSYM'nin yeni tarzında sayı değil rakamsal rakamları, sayıları harflerle ifade edip daha kafayı yormaya çalışıyorlar arkadaşlar. Böyle sorulara dikkat edelim. Ve 14. sorumuza geçelim. X sayısının 5 katı alınıp x'i 5 ile çarpıyoruz. Kendisine bölünürse, kendisi dediği neydi zaten? X. Sadeleşirse cevabımız ne gelir? 5 olarak bulunur. Bu kolay bir soru arkadaşlar. Ama kolay diye de üstüne durmamazlık yapmayacağız tabii ki de. 15. ve son sorumuza gelecek olursak arkadaşlar. Bir miktar para 10 kişiye eşit dağıtılıyor. Eğer 6 kişi eşit paylaştırılsaydı her kişi 32 kuruş daha fazla alacaktı. Paranın tamamını soruyor. 10 kişiye dağıtılıyor. Bir de 6 kişi arkadaşlar. Ne diyor? 10 kişiye dağıtılsa herkes x alır. Ama 6 kişiye dağıtıldığında ne olacak? Para artacak. Kişi başına düşen para artacak yani. Toplam paramız her zaman nedir arkadaşlar? Sabittir. Ondan dolayı sabitse nedir? Kişi sayısıyla kişi başına düşen parayı çarparsak her zaman eşittir. 10 çarpı x eşittir
6 çarpı x artı 32 deriz. 10x eşittir 6x artı 32 ile 6'yı çarparsak 192 yapar. 4x eşittir 192. X buradan kaç gelir arkadaşlar? 48 olarak gelir. Peki bize ne lazım? Toplam para istiyor. Bu x bulduğumuz neydi? Kişiye dağıtılan paraydı. Toplam parayı da nereden bulabiliriz arkadaşlar? Toplam parayı 10 çarpı x'ten bulabiliriz. 48 çarpı 10'dan 480 kuruş. Kaç lira yapar bu arkadaşlar? 4,8 lira yapar. Ve bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İkinci videomuzun da sonuna geldik. Bu konu bitmedi. Hala merdiven sorularımız var arkadaşlar. O sorulara da bir dahaki videomuzda değineceğiz. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.